Buradan sonra yine birlikteyiz Erol Mütercimler Hoca ile birlikte. Geçen hafta Türkiye'de ve bölgede her zaman olduğu gibi inanılmaz olaylar yaşanıyor. Yani her hafta Türkiye bağlamında ve bölge bağlamında o kadar sıcak olaylar yaşanıyor ki yani bir programda bunları biz toparlamamız ya da bunları hep birlikte böyle toplu bir şekilde değerlendirmemiz olanaksız. Yani bugünden geriye gitmek açısından bakıldığında, bugün Türkiye'de yaşanan olaylara baktığımızda temel tartışılan 3-5 tane konu var. Bugün için bakın söylüyorum. Yani örneğin işte bu iç güvenlik yasası. Yani iç güvenlik yasası adına bakılırsa böyle çok sempatik falan gibi geliyor. Yani ne güzel işte iç güvenliği sağlayacak hükümet. Öyle değil. Türkiye'yi gerçekten müthiş bir faşizan bir yönetime doğru sürükleyecek bir yasa, detayları sınırsız yetkilerle polislere ve iç güvenlik organlarına, aygıtlarına veriliyor. Yani nefes alınmayacak, hani bu kadarını söyleyeyim. Bu yasa çıkarsa, muhalefet tabii çıkmaması için her türlü engellemeye çalışacağını söylüyor. İkincisi yine Türkiye bağlamında müthiş bir tartışma yaşanıyor. Yani bu başkanlık sistemiyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte her gün bir açıklaması geliyor. İşte bugün de işte bu Merkez Bankası ile ilgili bir açıklaması oldu. Yani ben işte Cumhurbaşkanı tam yetkiyle Cumhurbaşkanı olsaydım Merkez Bankası böyle olmazdı. İşte dolar da böyle olmazdı türünden. Malen söylüyorum bir açıklaması var. Tabii bunu söyleyince dolar biliyorsunuz fırladı gitti. Yine üçüncü bir konu Türkiye içindeki bir konu, yine bu TGB'li yani Türkiye Gençlik Birliği gençlerinin işte bundan birkaç ay önce Amerikalı askerlere Karaköy'de çuval geçirme olayı, onun bugün duruşması vardı. Yine bir duruşma daha vardı İzmir'deki hoca ile ilgili olarak. Evet, Renan Hoca ile ilgili. Yani böyle iş politikada sayacağımız daha böyle bir sürü konu var. Düne döndüğümüzde yine tartışmalı birçok konuşma vardı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin bir açıklaması vardı. Artık yani direnme zamanı gelmiştir. Çünkü anayasal sistem, cumhuriyet risk altındadır. Bize düşen görev, halka düşen görev direnmektir gibi bir söylemi vardı. Bu da çok enteresan. Ancak bu söylem Sayın Başbakan'ın konuşmasından 2 saat sonra geldi grup konuşmasında Sayın Davutoğlu'nun. Sayın Davutoğlu'nun konuşmasında da çok enteresan 2 bölüm vardı. En azından benim açımdan 2 enteresan. Birisi Misak-ı Milli sınırlarından söz etti ya da Misak-ı Milli'den söz etti. Dolayısıyla sınırları ben ekledim. Dolayısıyla böyle bir kavram ortaya atılmış oldu. Yani Misak-ı Milli'yi AKP'nin yeni dönemiyle yan yana getirerek yeni bir mücadeleden söz etti. Ve bu yeni mücadelenin de bir cihat olduğunu söyledi. Hem de işte medyaya bakarsanız görmüşsünüzdür mutlaka. Cihadi ayn yani dediği, yani İslami tanımıyla söylüyorum. Çünkü 2 tür cihat vardır. Bir cihadi farz, bir de cihadi ayn dedikleri. İkinci cihat, yani Sayın Başbakan'ın dillendirdiği cihat türü, her şeyinizle cihat etmeniz gerekiyor. Neden? AKP için. Yani cihadı yan yana, yani AKP'yi cihadın yanına getiriyor ve her şeyini, yani herkes her şeysiyle mücadele etme kavramını tartışmaya açtı ve hatta en azından ben böyle gördüm. Bu da tabii çok enteresan. Dün önceki gecenin tabii söylüyorum kalma bir, yani bir üçüncü gece yaşadık, üçüncü güne biraz geri gitmeye çalıştık. Yani dün gecenin gecesi, o da işte Ürdünlü pilotun IŞİD tarafından yakılarak, bakın yakılarak infaz edilmez. İnanılmaz bir hikayeydi bu. İnanılmaz görüntüler yaşandı. Şimdi Türk medyasında ve hatta dünya medyasında da, çünkü dünya medyası zaten bu detayları vermiyor. Türk medyası da verdi, yakılmasını verdi de fakat onun bir detayı daha vardı. O maalesef verilmedi. Maalesef söylüyorum, özellikle söylüyorum bunu. Çünkü işin öyle sapık ve ruh hastası insanlar ki, yani nasıl o işte kafesin içine konuldu o pilot, nasıl benzin döküldü, işte benzin nereden nasıl dolaştı, kafesin içine geldi ve yakıldı. Ve orada bir dozer var. O dozer gelip yakılan cesedin üzerine kayalarla örttü.
Şimdi IŞİD oradan tabii kendine göre mesajlar veriyor. Şunu söylüyor kendince tabii. Ya işte Amerikan uçakları da, bu Ürdün uçağı da bizi böyle işte yaktı, üstümüze binaları işte örttü, kapattı, cesetlerimiz altlarda kaldı falan gibi mesajlar veriyordu. Şimdi bununla ilgili esas enteresan şey söyleyeceğim. Yani bu olayla ilgili olarak. Dünden beri IŞİD yanlısı internet siteleri, işte sosyal medya, Twitter, Facebook ve benzeri hesaplarda ve onlara karşı olanlarla ve ikisinin arasında olan tırnak içinde dini yorum yapan insanlar birbirine girdi. Arapça tabi olduğu için söylüyorum bunu. Birçoğuna göre evet bu yakılabilir diyor. Yani ayet getirenler bile var. Hadis getirenler bile var. Evet diyor, düşmanını yakabilirsin. Düşmanının gözünü çıkarabilirsin, oyabilirsin, bacağını kesebilirsin şimdi. Ya inanılmaz şeyler yaşanıyor. Yani bu coğrafya o kadar ilkelleşti, o kadar ahlaksızlaştı, o kadar bağnazlaştı, o kadar ruh hastası oldu ki artık bizim bir şey söyleme imkanımız kalmıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum bu cümleyi? Çünkü maalesef AKP iktidarı bu yaptıklarıyla ve işte bu son işte başkanlık sistemi, iç güvenlik yasasıyla Türkiye'yi bu parçanın, yani bu karanlık Orta Doğu parçasının, Orta Doğu coğrafyasının bir parçası haline getirmek istiyor. Bak nereye getirdim, bağladım. Peki. Şimdi buyur çöz bakalım şimdi. Çözeyim. Önce, ya daha da. Önce sağlamlaştı. Önce Davutoğlu'nun misak-ı milli söyleminden hareket edeyim. Yani sen son cümleni bitirirken dedin ya, Türkiye'yi getirip bu Orta Doğu'ya bataklığına gömüyorlar diye. Şimdi bakalım. Şimdi misak-ı milli dediğimiz olgu, yani ulusal ant, Türk bugünkü Türkçesiyle nerede kabul edildi? Son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda kabul edildi. 1920. Ocak 1920. Evet. Ocak 1920, 17 Şubat 1920'de bunun işte dünyaya yayımlanması diyelim, Ocak'ta Şubat arası. Şimdi orada ne vardı? Orada misak-ı milli dediğimiz siyasal sınırlar yoktu. Yani orada bir harita çizilmedi. Bir harita yok. Ancak harita var, nasıl yok? Hayır. Çizilmiş bir harita yok misak-ı milli. Osmanlı Meclisi Mebusan'dan çıkmış. Öyle bir harita yok. O misak-ı millinin haritası şimdi ne? Söyleyeceğim. Şimdi onu söyleyeceğim. Ancak orada maddeleri tek tek ele aldığımız zaman şunu görmekteyiz. Çünkü orada çok büyük bölümüyle zaten 6 tane madde var. Orada hemen hemen maddelerin hepsinde diyor ki işte Elviye-i Selasiye dediğimiz Kars, Ardahan, Batum gibi buralarda halk oylamasına gidilsin deniyor. Tamam. İşte geri dönüyor, Arap dünyasına geri dönüp baktığı zaman Suriye'de halk oylaması. Ama Musul için söylemiyor. Tabii, halk oylamasına gidilsin diyor. Bu tarafa Balkanlar geri dönüyor, tarafından. Batı Trakya'da hep güzel. Şimdi bunu böyle ele aldığı zaman bir sınırların çizilmiş olduğunu görüyoruz. Tamam. Burada enteresan bir mesele var. O mesele de şu. Musul, Kerkük, Süleymaniye dediğimiz bu çizgi. Erbil. Şimdi bu çizgi ilginç bir çizgi. Hı hı. Niye ilginç bir çizgi? Birinci Dünya Savaşı sürecinde İngilizlerle işbirliği yapan aşağıdaki Arap dünyası Osmanlı ordusunu bu çizgiye kadar getirdi ve 30 Ekim 1918'deki Mondros Mütarekesi imzalandığında ordu bu çizgideydi. Hı hı. Bakınız şimdi. Lozan'da bu çizgide kalınması konusunda büyük mücadele verilmiş olmasına rağmen daha sonra Cemiyet-i Akvam'daki tartışmaların sonucu herkesin bildiği şekliyle oralar Türkiye'nin elinden çıkarıldı. Ama Cemiyet-i Akvam, yani Birleşmiş Milletler bugünkü adıyla, evet, daha çok Musul'u, yani Lozan'da daha çok Musul tartışıldı. Musul tartışıldı ama yani unutma. Yani Suriye ve öbürleri. Hayır, Suriye değil. Unutma, Musul tartışıldı ama sınır oradan çizilmişti. Yani Kerkük'tü, Süleymaniye'ydi, Musul'du. Baktığınız zaman Osmanlı ordusunun geldiği 30 Ekim 1918 günkü sınır öyle çizgisi orasıydı. Yani evet, o işte milli sınır çok dedikleri güzel oydu. Oh. Orijinal misak-ı milli sınırlarının içerisinde Batum var. Orijinal misak-ı milli sınırlarının içerisinde Selanik'te Selanik var. İzmir'den 9 Eylül 1922'den sonra Zübeyde Hanım oğlu Mustafa Kemal Paşa'ya artık hani Selanik'e de gidilsin, alınsın, alınmayacak mı diye aralarında geçen konuşmada Mustafa Kemal Paşa dedi ki anne hayır, artık bu iş bitti. Artık bu işler savaşlarla olmuyor ve bu ordu ilerlemeyecek. Artık Selanik yok. Ama orijinal misak-ı milli sınırları içerisinde bir uhde olarak
veya bir yüksek strateji olarak bu her zaman kaldı. Yani Türkiye'nin megali iddiasında orası var. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun misak-ı milli söyleminde kafasının arkasında Selanik var mı bilmiyoruz. Batum var mı bilmiyoruz. Onun kastettiği misak-ı milli acaba bu Musul, Kerkük, Süleymaniye'nin dahil olduğu o sınır çizgisine kadar bir inişi mi anlatıyor? Bir de Kuzey Suriye. Şimdi yani evet. Halep diyorlar evet. Ya. Yoksa aynen öyle. Kuzey Suriye'yi de dahil ederek kafasında çizdiği bir misak-ı milli mi var? Ben de seninle aynı görüşteyim. Çünkü Suriye konusunda bu kadar ısrarcı olduklarına göre Suriye'yi bu denli bataklığa dönüştürülmesinde önemli rol oynuyor olmuş olması ve o stratejik derinlik kitabı yani bir hülyasının, bir rüyasının hayata geçirilme çabası içine girmiş olması bende de aynı olguları çağrıştırıyor. Evet, yani son 3 yıllık politikalarla yan yana getirdiğini bunu çağrıştırıyor. Dolayısıyla şimdi bu misak-ı milli Türkiye'nin megal iddiası açısından bir moral motivasyon unsurudur. Kabul de 21. yüzyılın ilk çeyreği yani yeni gelinen dünya böyle şeyleri kaldırmıyor ve hiç de şunu bize söylemiyor. Artık askeri harekatlarla sonuç alınabilir demiyor. Böyle bir şeyi söylemiyor bize. Bize tam tersi. Hayır ama şimdi bak şöyle bir şey kaçırıyorsun. Son 2 yılda 3 yılda daha doğrusu sadece 2012'den itibaren yani bu Suriye'nin parçalama senaryoları falan konuşuldu biliyorsun. Evet. Yani işte artık 3 ayrılacak. Irak 3 ayrılacak. Yani Alevi, Sünni, Şii, Kürt. Suriye'de Alevi, Sünni, Kürt filan gibi konuşulduysa ki konuşuldu. Batı'da da konuşuldu. Hani kim bunu provoke etti? Türkiye mi provoke etti yoksa Batı mı provoke etti? O da bir soru işareti. Yani bu parçalanma senaryolarına. Batı provokasyona Batı başladı, Türkiye eklemlendi. Şimdi o zaman yani şu doğal değil midir? Yani Türkiye'deki AKP iktidarı heveslenmiş olamaz mı? Ya madem ki parçalanacak yani bu coğrafya. Tamam kardeşim. Kesinlikle zaten benim orada verdi. İşte bu misak-ı milli gibi bir işte sen dediğin gibi bir hayalim ya da bir işte hafif böyle tarihsel izlerim var. Ben de gideyim alayım orayı. Bundan dolayıdır ki Sayın Başbakan Erdoğan o zaman ve Davutoğlu Dışişleri Bakanı olarak son 3 yıldır Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge. O tampon bölge denilen şey de bizim demin işte Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın yani o kuzeyi ki Irak'ın kuzeyi 36. paraleldir biliyorsun yani 91'de çizilen. Suriye'nin de hani 36-34 neyse paralelini alalım. Dönelim misak-ı milli sınırına neden yani böyle bir harika işte ne güzel. Nostaljik ya. Tabii. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin megal iddiası açısından doğru söylüyorsun. Nostaljik harika. Musul, Kerkük, Süleymaniye, Lozan'da sonuçlandırılamamış bir mesele. Çok doğru. Cumhuriyet bunun için mücadeleye başladığında 1925 Şeyh Said isyanı çıkarttırıldı İngiliz etkisiyle. Hepsi doğru bunların. Evet ve bunlar Türk halkını müthiş biçimde okşar. Ve AKP iktidarının bütün kendisiyle ilgili olarak toplumun %50'lik kesiminin olumsuzluklarının büyük bölümünü de giderir. Buraya kadar hepsi doğru. Bir de Kürtleri ne yapacağız? Bir saniye. Şimdi geliyorsa sen oraya geleceğim. Şimdi oraya geleceğim. Ben hem Suriye Kürtlerini hem Irak Kürtlerini. Şimdi oraya geleceğim. En azından %25'lik kesimini okşar ve arzu edilir bir şeydir. Daha da önemlisi seçim sürecinde MHP'nin Türkçü kanadını bu tarafa çekebilir bile. Böyle bir düşünceyle de bu dile getirilmiş olabilir. Eğer şimdi bizim adım da atılabilirse. Ancak şimdi bütün bunlar düşünülürken ama önemli bir realite var. O realitede Kürt unsuru. Şimdi Kürt unsurunun içerisindeki bugünkü mikro Kürt milliyetçileri böyle bir talep arzuyla ayağa kalkıldığı andan itibaren çok doğal olarak
şunu dillendirecekler. Ulusların kaderlerini tayin hakkı meselesini daha yüksek sesle dillendirecekler ve uluslararası platformda Türkiye için, bakın biz yıllardır şunu söylüyorduk, TC devleti emperyalisttir diyor idik. Bakın size en somut belgesi, hem başbakanın ifadesi hem şimdiki uygulamaları. Peki şu olamaz mı? Yani bu Kürt kardeşlerimiz, onların da işte şey Said isyanında olduğu gibi İslami tırnak içinde dürtülerinin kabarabileceği, Kuzey Irak'takiler dahil. Biz bu işte iktidarda İslamcı olduğuna göre biz vazgeçtik kardeşim bu mikro milliyetçilikten. Biz Müslümanız, kardeş kardeş burada yaşarız. Bize işte bir muhtariyet falan versinler, yani özellik. Böyle Türkiye'nin bayrağı altında tırnak içinde, Osmanlı bayrağı da olabilir bu. Yani razı olabiliriz falan gibi bir söylem olamaz mı? Ya Türkiye adı, Türkiye Cumhuriyeti adı değiştirilmek koşuluyla tabii ki olasılıklardan birisi olur. Senaryolardan birisi. Hayır, gayet tabii ki. Olabilir. Güzel. Şimdi sorun yok gibi görünüyor ama burada şunu tartışmak durumundayız. Peki küresel aktörlerin ana talebi nedir? Türkiye ile ilgili, şimdi bölge ile ilgili talepleri artık çıplak biçimde karşımızda. Burada bir parçalatılma var, onu net görüyoruz. Acaba Türkiye ile ilgili o senaryoda bizim bu konuştuğumuz şekliyle ne yer aldırılıyor? Şimdi son zamanlarda bakıyorum Türkiye'yi kim yönetiyor diye. Türkiye'yi 3 kişi yönetiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey yönetiyor. İmralı'daki Öcalan ve Diyanet İşleri Başkanı Görmez. Bu 3 kişi Türkiye'yi yönetiyor. Oradan yani, o nereden çıktı? Sürekli olarak fetvalar veriyor. Verir tabii de, yani yönetmek anlamında değildir. Hayır. Şimdi fetvalar veriyorsanız siz yönlendiriyorsunuz. Yönlendiriyorsunuz. Sonuçta başbakana bağlı. Başbakan onu yönlendirir. O başbakanı yönlendiriyor. Ben mesela Cumhurbaşkanı ikisini yönlendirir. Erdoğan zaten herkesi yönlendirmeye çaba harcıyor. Yani. Şimdi başkanlık meselesindeki taleplerini, arzularını tartışacağız. Açış konuşmasında ortaya koydun. Bu nereye götürüyor diye. Şimdi dolayısıyla buradaki bu misak-ı milli meselesi bence çatışmanın önünü açacak ve bu çatışmada Kürt milliyetçi talepkar unsurlara da meşruiyet sağlayacak bir söylemdir diye değerlendiriyorum. Peki ikinci soru, Kürtlerden vazgeçtik. Yani biraz hızlı geç. Yoksa burada takılıp kalacağız. Daha konuşacak bir sürü konumuz var. Bu Arap'ın yerlisi gibi konuş bitmez. Şimdi başka bir soru o zaman. Yani bu direkt bununla ilgili olarak. Bu misak-ı milli sınırlarının içinde kabul ettiğimiz, yani Musul, Kerkük bilmem ne ve Suriye'nin Halep ve doğusu, Kuzeyi ve doğusu, ki içinde bu Rojava denilen Kürt bölgesi var. Peki bu IŞİD'çi kardeşlerimiz ne olacak? Şimdi bak, oradaki IŞİD'çi senin kardeşlerin olsun onlar. Yok, senin de kardeşlerin olsun. Çünkü onlar diyor ki en hakiki Müslüman biziz. Yani biz her şeyi belirleriz. Onlar Müslümansa ben Müslüman değilim zaten. Burası net. Ya duymasın şimdi. Hayır, bu geçen sefer de bunu konuştuk. Yani adam gelir şimdi kafa keser, bir şey yapar, burayı basar. Allah aşkına yapma böyle şeyler. Kameramanları feda etmeye hazırım. Kameramanlar hemen. Direkt çünkü cephede onlar var. Hemen kapıda kimse var mı? Tabii, oradan başlarlar çünkü adam. Saç sakalla kardeş ifadesi uyandırıyor. Şimdi, evet, özellikle o arkadaş var ya, tam IŞİD'çi yemin ediyorum. Şimdi Mabadiye de benziyor, kuzeni mi nedir filan, bak benziyor. Şimdi IŞİD meselesine gelince, bu konuda IŞİD'in ne olacağına bence IŞİD'i yaratmış olan küresel aktör ve aktörler kararı vermişlerdir ve o karar doğrultusunda hareket edilecek. Şimdi IŞİD'i doğuran unsur, doğuran karar, IŞİD'i de ortadan kaldıracak olan karardır. Ama bazen öyle olmuyor. Yani IŞİD kontrol dışı da zaman zaman, yani doğru söylüyorsun. Bu son yaşanan olaylar. Doğru söylüyorsun. Birey hiç bu yaptığı şey neydi ya? Hiç kuşkusuz ki bireysel terörizm denetim altına, adı üstünde bireysel terörizm denetim altına alınamaz. Sen ısrarla ne diyorsun, bunlar ruh hastası, manyak, dünyanın her yerine toplanmış akıl hastaları. Tabii ki denetim altına alınamazlar. Evet. Doğru, bireysel olarak. Ama
Benim söz ettiğim şey, daha bu organizasyonun kendisinden söz ediyorum. Buradaki konsensus, yani küresel aktörlerin, bu dünyada müesses nizamın kurucusu ve sürdürme kararında olanların bununla ilgili verecekleri ve vermiş oldukları karar önemli bence. Hayata sokacakları karar. Yoksa orada IŞİD'in kendisi ben onu öyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, şunu Türkiye'ye onu yapacağım meselesi değil. Ha ama o kararda şu varsa, Türkiye'nin içindeki içini karıştırmak, içeride iç savaşa götürmek ya da iç savaşa götürülmese bile içerisini kana bulamak şeklinde zaten karar alınmış. IŞİD o yönde emir komuta altına alınmışsa o yapılacak. O yapılacak. Ha, ona içerideki söylemler bir zemin hazırlar. Şimdi burada çok dikkatli olması gerekiyor devletin karar verici. Benim görüşüm odur. Yok yok. Şimdi bak, Orta Doğu denilen coğrafya o kadar enteresan bir coğrafya ki tek boyutlu olmadığını herkes biliyor. Bizim. Tabii. Yani somut bir örnek vereyim. Yani bu yakılan pilotla ilgili olarak. Şimdi Ürdün'ü düşün. Yani Ürdünlü olduğu için. Ürdün'de IŞİD sempatizanı, yandaşı, potansiyel IŞİD'çi sayısı çok kabarık. Yani on binlerce, yüz binlerce belki. İslamcı, her türlü İslamcı, Müslüman kardeşler başta olmak üzere çok güçlü Ürdün'de. Şimdi aynı Ürdün'ün iktidarı, kralı ve işte istihbaratı İsrail'le işbirliği yaparak Suriye'de savaşan Nusra, Özgür Suriye Ordusu gibi gruplara yardım ediyor. Hı hı. Yani Nusra ile IŞİD arasında bir fark yok ki. Yani dolayısıyla sen IŞİD'le savaşır gibi gözüküyor, Ürdün kralı için söylüyorum. Öbür taraftan da İsrail'le, bak direkt İsrail'le işbirliği yapıyorsun. Suriye'de savaşan Nusra, ki IŞİD'in aynısıdır, destek veriyorsun. Yaralanan Nusra militanları Suriye ordusuyla savaşırken apar topar İsrail hapishaneleri, İsrail hastanelerinde tedavi ediliyor, iyileştiriliyor, tekrar Ürdün üzerinden Suriye'ye sokuluyor. Bunlar somut bilgiler, yani bunlar filan yorum değil, görüntüleri de var. Işte görüntüleri var yani. Hemen hemen her hafta izleyici bu konuda bilgilendiriyoruz. Peki bu ne? Hani senin söylediğine sen getirmek, söylüyorsun ya Irak ne olacak? İran ne olacak? Sen diyorsun ya işte, sen diyorsun ya Orta Doğu İpe sapa gelmez. Aynen, aynen. Tabii. Onun için Türkiye oraya, yani Orta Doğu'ya benzeşme, Orta Doğulaşma süreci yaşıyorsa bu çok tehlikeli. Yaşamamalı diye. Yani iç politikada da aynı şeyi konuştuk. Yani bu demin hani Misak-ı Milli üzerinden de aşağı yukarı dış politikaya da biraz bağladık. Ama sonuçta iç politika sürecinde de İşte başkanlık sistemi, işte iç güvenlik yasası, şimdi onu konuşalım. İşte şudur budur filan gibi bir süreci bu kadar sıcak bir şekilde sarılırsan risk var ya. Şimdi başkanlık sistemini konuşalım. Neden ısrarla Erdoğan başkanlık sistemi, başkanlık, başkanlık, başkanlık diye ayak diretiyor bir kere? Bakın, temel mesele Türkiye'de başkanlık ya da yarı başkanlık olması meselesi değil. Yani böyle bir biz bunu getirdiğimiz zaman problemler çözülecek diyorsa eğer birileri gerçekten aklını yemiş. Türkiye'nin ana temel meselesi, hepimiz de biliyoruz ki sistem meselesi, Türkiye'nin ana temel meselesi demokratikleşememe meselesi. Oysa ki Türkiye'nin siyasal kültüründe demokratikleşmenin önünü açan pek çok olgu var. Ta 1858 yılından itibaren başlamış bizim bir süreç ve serüvenimiz var. Niye 1858? Mecellenin kaleme aldırılma kararı, yani ya medeni hocam, kanun. Bunlar tamam. Bak, da. Dur bir saniye. Ben yok, müdahale bir etmiyorum. Yere bağlayacağım. Hiç yani müdahale kardeşim edelim. Bunlar, bunlar şu anda bizi dinleyen insanlar, kardeşlerimiz için, sevgili seyircilerimiz için, yani yormayacaksın. Bugünü konuşacağız. Mecelle, bilmem ne, bunları bırak Allah aşkına. Dur bir saniye, dur müdahale. Yani şimdi üç günde ne yaşadı bu ülkede, onu söylesene dur, bana. Hiç müdahale etme. Şimdi bir kere bak, bir kere bu işe eğer Türk halkının bir kısmı taraftar oluyorsa, bak ben de başkan isterim, doğru söylüyor Erdoğan, ben bunu desteklerim. Kim istiyor, kim farkında ki? Bir dakika, hayır ben de onu söylüyorum. Şimdi bu isteniyoruz, oylamaya gidilecek kardeşim, oradan bir şey çıkacak seçimin sonucundan. Eğer seçimin sonucu anayasayı değiştirecek çoğunlukta çıkarsa ve AKP tek başına iktidara gelirse evet bu iş olacak. Ona da gerek yok ki zaten. Allah Allah. Gelmezse de yapıyor. Hayır, gelmezse nasıl yapar, olur mu canım? Yapıyor. Yahu olmaz, bir dakika aklını mı yedin? Ya kardeşim, bugün Yüksek Seçim Kurulu bile, Yüksek Seçim Kurulu bile ne aldı kararı? Ne diyor akşamüstü? Sayın Cumhurbaşkanının bütün 7 Haziran'a kadar bütün etkinlikleri, mitingleri, bilmem nesi, hepsi seçim yasağı içine girmez diyor.
Ne olacak? Şimdi kendisi söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ben her gün bir yerde konuşacağım. Tamam, her gün CHP'ye de çatacağım. Ya, her gün, çatacağım, tamam canım, her gün bir yerde konuşacağım diyor. Şimdi o kendi bak, o bir kendi bireysel bağlamında konuşsun. Seni bilmem. Kim hükümet? Bak bir saniye. Hükümeti kim yönlendiriyor? Bak seni bilmem. Bana düşen görev kardeşim. Bana düşen görev. Bir akademisyen olarak da bana düşen görev. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatanseveri olarak da bana düşen görev. Yere madem ki bu ekranlardayız, izleyiciye, vatandaşa bu meselenin ne olduğunu anlatmaktır kendi inançlarım doğrultusunda. Nedir ama bu, bu meselenin ana doğrusu, ana meselesi bizim ana problemimiz sistemle ilgilidir. Tamam. Bu demokratikleşme meselesini biz halletmediğimiz sürece, bu konuda samimi olmadığımız sürece bütün bunların hepsi konuşulacaktır. Tamam. Erdoğan birey olarak başkanlık isteyebilir. Bak, başkanlığın da ötesinde benim anladığım kadarıyla Erdoğan'ın kafasının arkasında bir de buna ekli olarak halife olmak var. Bunun arkasında ekli olarak. Tamam. Önce o gelecek. Onun arkasından böyle bir talepte bulunacak. Teknik olarak gerçekleştirilir mi? Teknik olarak gerçekleşir. 3 Mart 1924'teki yasanın şeyine bakılırsa, kompozisyonuna, teknik olarak bunun talep edilebileceği görülür. Menderes ifade etmişti geçmişte. Şimdi hilafetin yeniden. Evet. Şimdi buradaki meseleye şimdi bakalım. Burada talep edilen başkanlık sistemi doğru mu? Şimdi beni ilgilendiren iş o. Benim de bu ekranlardan anlatmam gereken mesele o. Dünyada şu anda başkanlık sisteminin doğru işletilebileceği tek işletildiği tek ülke var, o da Amerika Birleşik Devletleri. Ama ABD'nin kuruluşundan itibaren bu öyle kurgulandığı için, sistem orada başka türlü kurulduğu için orada başkanlık sistemi doğru yürüyor. Başkanlık sistemi orada doğru yürürken de ABD Başkanı Tayyip Bey'in düşündüğü gibi istediğimi yaparım, asarım, keserim, her şeyi ben yaparım şeklinde değil. Tam tersi. Kongre, yani Temsilciler Meclisi ve Senato onun önünde çok önemli bir frendir. İstediği şeyleri yapmasının ötesinde nereye yapıyor? ABD başkanlarının o günden bugüne kadar toplam 2800 yasayı veto etmiştir. Bu başkanların veto ettikleri yasalar içerisinde bir tek John F. Kennedy'nin vetoları hariç hemen hemen tamamı kongreden geri dönmüştür. Nereye istediğini yapıyor. Büyükelçileri bile atayamıyor. Büyükelçileri gelip senatoda adamlar CV'lerini okuyor. Oradan icazet almak, izin almak zorundalar. Neye okuyor? Bak, sanıyorum şimdi, ki araya gideceksin. Hayır, neden bu ara geldi biliyor musun işaret? Büyük ihtimalle sevgili seyircilerimiz yoruldu bu senin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yorulacak. Ha, yani diyor kardeşim, ki yorulacak. Allah aşkına ya. Yorulacak. Yok Amerika yamucum sistemi yok, yok bilmem yorulacak. Ne sistemi. Onun yorulacak. İçin ara verin. Biz yorulacak gidelim bir çay may içelim gelelim filan. Eğer diyorlar. Yorulurlarsa o zaman Araplar gibi olurlar. Arap yalellesine dönerler. E tamam, ben de onu o zaman diyorum ki, ey Türkler Araplaşmayın. Bir cümleyle anlattım ben. Ey Türkler Araplaşmayın. O zaman doğru dürüst dinleyin, öyle yorulmak yok, yok öyle olmuyor. Yok öyle yorulmak. Yok Amerikan sistemi. Kitaba bak. Yanındaki kitabı almışsın. Kitap benim değil. Güldal Okuducu'nun. Güldal Okuducu'nun bu arada hemen kitap demişken göstereyim. Arkadaşlar ekrana verir misiniz? Evet. Güldal Hanım'ın çalışmasını. Vermeyin, vermeyin arkadaşlar. Evet. Güldal Hanım'ın girelim. Kalemine sağlık. Yok, bakar mısın? Bak, kameraman uyuyor ya. İşitle haberleşiyor. Buyur. İşte bu arkadaş da fena. Sevgili seyirciler, canlı yayındayız. Arkadaşlar kısa bir aradan. Kameraman uyuyor olacak kısa, işte. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Kameramanımız da gelip işitle haberleşmeyi bitirdikten sonra size kitabın kapağını gösterecek. Ama kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Yine bu başkanlık sistemi, tabii ben aynı yoğunlukta ve aynı detaylarda falan değil, çok samimi cümlelerle kardeşim başkanlık sistemi yapmak istiyorlar, bu kadar basit. Bu karşı çıkacak güçler de bunu algılayıp karşı çıkmazsa bu olacaktır, bu kadar basit. Efendim, bıraktığımız noktadan devam edelim. İki tane kavram var, çok nefret ediyorum. Birisi aşkım, birisi istikrar. Bu iki sözcükten artık midem bulanıyor Türkiye'de. Ne ilgisi var ikisiyle? Arasında bir ilgisi yok ki. Hiç bilmiyorum. Sürekli kullanıyorlar. Bir de nefret ettiğim bir şey var, cep telefonu. Ha. Şimdi demin reklama gitmeden önce bizim kameraman İbo dalmış, asli işini bırakmış, elinde o cep telefonuna dalmış, bütün uyarılar duymadı.
Şimdi bu cep telefonu meselesi problem. İbo'nun kabahati değil. Bu sınıfta öğrencilerde de öyle. Sınıfa girdiğim zaman ilk cümlem şu: cep telefonlarınızı kapatın, bulamayacağınız bir yere kaldırın. Çünkü parmaklarının parçası. Ama şey, sen söyledin ya, Amerikan sistemi, Amerikan sistemi. Belki onları inceliyordur. Tamam. Niye öyle diyorsun? Zaten evet, internetten bakıyor. Derol Hoca doğru mu söylüyor diye. Efendim, tabii. Şimdi araya gitmeden önce Hüsnü Mahalli'nin sataşması üzerine çok değerli bir kitap. Güldal Okutucu hanımefendinin. Müthiş bir çalışma yapmış. Türk kadınının kısa tarihi. İnanılmaz bir bilgi yoğun ve gerçekten baktığınız zaman kadınının... İşte demin Hüsnü Mahalli'nin söylediği olay var ya, Orta Doğulaşma. İşte bak, Türk kadını nereden alındı, nereye geldi? Bu gerçekleştiğinde Türk kadını nereye dönecek? Ha, bu şey değil mi? Güldal Hanım, Ulusal Kanal'dan program şimdi yapıyor. Orada program yapıyormuş. Ben hiç rastlamadım. Ben hiç görmedim. CHP eski milletvekili, tamam. Cumhuriyet Halk Parti Kadın Kolları Başkanı'ydı. Tamam, sanıyorum burada da konuk olacak. Öneririm özellikle kadınlarımıza. Şimdi buradan hareketle sürdüreyim. Şimdi başkanlık meselesine baktığımda benim anladığım kadarıyla Tayyip Bey'in kendisine örnek model aldığı kişi Putin, anladığım kadarıyla. Çünkü Putin her şey karşısında hegemonyacı ya, bütün her şeyi de kendine bağlı. Yo. Putin değil, bak geçen de TRT konuşmasında, TRT'deki röportajında konuşmasını Sayın Cumhurbaşkanlığı şöyle bir şey söyledi. Güçlü bir cumhurbaşkanı ve onun birinci yardımcısı başbakan. Şimdi Rusya sistemi öyle değil. Hangi ülke böyle bir sistem? İran. Hı hı. İran'da cumhurbaşkanının birinci yardımcısı başbakandır. Yani başbakan adını taşımaz. Başbakan görevini görür. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir şey istiyor. Ama peki dur, bir şey sorayım sana. Yani benim anladığım bu. Çok iyi bilmiyorum ama İran'da Şura diye bir kurum yok mu? Anayasayı koruma var. Parlamento var. Dur. Onu söylemiyorum. Hayır, ben parlamentoyu söylemiyorum. Evet. Esamesi okunmuyor İran'da da. Dini lider var. Heh. Peki tamam. Peki orada Cumhurbaşkanı'nın karşısında o dini lider fren değil mi? Dini lider yönlendirici. Hı hı. Burada dini lider yapamayacağımıza göre. Yapamayacağımıza göre evet. O yani zamanlar... şey dönseydi belki olurdu Fethullah Gülen. Peki o zaman burada Cumhurbaşkanı'nın karşısında kim fren olacak? Hiç kimse. Bizde, hiç kimse. Frene gerek yok ki. Tamam, hiç kimse. İşte. Peki o zaman şunu düşünelim. Merkez Bankası'na doğrudan doğruya kararları Merkez Bankası ile ilgili diyelim, ilgili olarak o veriyor diyelim. Şimdi çok kızıyor ya başkana. Zaten bugün söyledi. Dur. Çok her zaman her yani ben söyledim. Yetkili olsaydım Cumhurbaşkanı anayasal olarak, Merkez Bankası böyle olmayacaktı, bana bağlı olacaktı çok, gibilerinden peki, bir şey söyledi. O zaman Tayyip Bey şunu mu düşünüyor? Ben gerçekten Merkez Bankası ile ilgili istediğim her şeyi yapabilirim diye mi düşünüyor? Amerikan sisteminde öyle güzel, değil mi? Dünya ona izin verecek mi sana? Nasıl Amerikan sisteminde öyle, şaka mı yapıyorsun? Kendine göre. Bir dakika, şaka mı yapıyorsun? Amerikan sisteminde Amerikan Başkanı'na mı bağlı Merkez Bankası? Yapma gözünü seveyim. Bir dakika, kendisine yanlış dedi, bir şey söyleme. Bir dakika, geçenlerde ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Yani İngiltere'de dedi. Ne dedi? Ne dedi söyle. Yani Amerikan İngiliz sistemi yarı başkanlık sistemi falan dedi. Bir dakika, bir saniye. İngiltere'de bak şimdi Tayyip Bey'e bunları kim söylüyorsa yanıltıyor ve yanlış bilgiler veriyor. İngiltere'de bir kere kraliçe, yani monark nedir? Son derece simgesaldir. Aynen. Son derece, evet, yasalar onun önüne gider, şey doğru. Yanıltım maalesef. Oluyor. Maalesef. Ayrıca İngiltere'de hepimiz neyi biliyoruz? Yazılı anayasa bile yok. Orada bir centilmenlik sistemi var. Orada çıktığı zaman yasalar bu. Bugün de zaten 600. 500. yıl dönümü zaten. Yani? Evet, neyi bak, anlatayım ben? Evet, evet, neyi anlatayım ben artık? Yani o kadar yanlış bir şey anlatılıyor ki bu ülkede. O kadar yalan yanlış şeyler söyleniyor. Demin işte onun için söyledim. Bak, nefret ediyorum istikrar sözcüğünden. Midem bulanıyor artık. Niye? Çünkü bunu da yanlış kullanıyor. Bu da yanlış bir algı yaratıyor. Türkiye'de şu anda hükümet istikrarı var. Siyaseten istikrar yok. Siyaseten istikrarın olmadığı nereden belli? Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığı kimliğine rağmen siyasi parti başkanı gibi davranmasından belli. Tamam, Tayyip Bey başka türlü bir sistem var kafasında. Bir hayali var. Doğru. Onu da yapacağım diyor. Tamam. Yani. İşte bu eğer seçimde Tayyip Bey'in önü açılırsa, o zaman hiç kimse şundan dert yanmasın. Efendim Türkiye işte İran modeli oldu da, Türkiye işte faşizme gidiyor da, Türkiye'de diktatöryel yapı oluyor da, otoriter bir... Hiç kimse ağlamasın o zaman. Hiç kimse ağlamasın. Yani. Bir kere Türkiye'de senato kurulmadığı sürece kim başkan olursa olsun Tayyip Bey'in çizdiği bu çerçeve içerisinde son tahlilde %158 milyon faşizme gider.
İstese de istemese de gider. Hocam sen de şimdi senato menato gibi kavramları getirip ortaya atıyorsun. Tamam yapar bunu senato. Bunu yeni atmıyorum ki. Tamam da senatoyu kendisi bak, atar. Bak bunu yapar senato. Bak bunu yeni atmıyorum ki. Köksal Top'tan meclis başkanıydı. Habertürk'te hem sitede yazdım hem televizyon ekrandan söyledim. Senatonun bu ülkede olması gerekir diye. Olması gerekir diye. Tamam birçok ülkede. Birçok evet. Ülkede. Yani 100 kişilik senatoda birçok ülkede var bu. Evet. İşte 30'u seçilir. 40'ı kendisi atar. 20'si bilmem ne olur. Onu yapar ne olacak ki? Hayır, işte ona bırakmayacağız. Senatörleri de yine halk seçecek. Bak ben sözün ettiğim şey seçer. Bak sözün ettiğim şey milli irade değil ama. Milli irade kavramı artık tarihte kaldı. Küflü raflarda. Doğru olan şey halkın egemenliği meselesidir. Buna saygı duymuyorsak, göstermiyorsak biz. Bu bizim için önemli değilse. Niye o zaman istikrara korkuyoruz? Kızıyorum istikrar sözcüğüne çünkü yanlış aldı. Milli egemenlik diyorsan evet. Milli egemenliğin %45'i 50'si AKP'yi iktidar yapıyorsa dikkat bir dakika milli Allah egemenlik Allah. O değil o halkın iradesi halkın o söylediğin şey halkın iradesi için milli egemenlik bağımsız girmen. Kayıtsız şartsız kimindir? Bir dakika. Egemenlik kayıtsız şartsız halka aittir. Tamam. Bir dakika cümlenin halk devamı gidip, var. Dur. Halkta gidip seçiyor. Bir saniye cümlenin devamı var. Söyle devamı. Onun var. Üzerinde herhangi bir otorite kabul edilemez. Kim ki onun üzerinde siyasi bir otorite tesis tamam. ederse demiştir Mustafa Kemal Paşa Atatürk. Tamam. O mürtecidir. Şimdi her şeyleri bağlamından koparıyoruz ve bizim söylediğimiz şey eğer halkın bilgisizliğine sığınarak ve buna inanarak biz bunları dile getiriyorsak o zaman ülkeyi biz zaten batağa götürüyoruz, uçuruma yani, götürüyoruz. Milli egemenlik ve halk iradesinin tecellisi ne? Sandık değil mi? Bugünkü kavramlar. Peki tamam peki. İnsanlar gidiyor. Şimdi diyeceğiz ki ya kandırılıyor pirinçte lanmacunda bile değil evet ben yapılıyor sistemin bozuk gidiyorsan sistem daha diyor bozukluğu ki, nedeniyle öyle tamam bak ona itiraz yani, etmiyorum yani tahakkümdür mahakkümdür bilmem bak, midir ona yani. İtiraz etmiyorum tahakküm kavramı cümlesi öyle bir şey de hiç kurmadım ağzımdan da almadım ben o tahakküm cümlesini kuranları hiç ciddiye bile almam bak ciddiye bile almam sandıkta teknik oyun oynanıyor cümlesini kuranları da ciddiye bile almıyorum. Hiç. Onlar benim literatürümde o yok. Bak benim literatürümde ana mesele şu. Ana mesele şu. Bu demokrasi demek sandık demek değil. Sandık her şey demek değil. İki demokrasi aritmetik çoğunluk değil. Mesele ana mesele çoğulculuktur. Kendimi yırtıyorum ki bu ana meselemiz bizim sistemdir. Biz temsilde adaleti sağlamadığımız sürede, temsiliyet sağlanmadığı sürece bütün bunların hepsiyle karşılaşacağız. Hepsiyle karşılaşacağız. Bu ama yani o zaman demokrasiyi tartışmamız lazım. Yani öyle ben şimdi... de onu söylüyorum işte demokrasiyi tamam tartışmamız yani lazım Türkiye'de, dediğiniz mesele Türkiye'de o benim zaten. Böyle bir tartışma, böyle bir kavram, böyle bir şey var mıdır Allah aşkına? Yani soyut şeylerle konuşuyoruz şimdi. Ya kardeşim o zaman uluslararası onu, kavram bakın, içinde tartışacaksın. Onu kuramadığımız yani sürece... Yani neoliberalizmden, onu kuramadığımız sürece diktatörlük de gelecek, faşizm de gelecek. Gelecek. Onu kuramadığımız sürece iç savaş da olacak. Onu kuramadığımız sürece yeni misak-ı milli sınırları çizilecek. E tamam. Yeni de parçalanmış Türkiye tamam demek. Yani o zaman biz vatandaşa diyoruz ki kardeşim git oyunu kullan değil mi sonuçta hı hı. 7 Haziran'da. Evet. Şimdi o da diyor ki muhalefet partilerinin ben bir ışık görmüyorum bunlarda. Bir hareket görmüyorum bunları diyor. Konuş. Bak. İki, bunları konuş. Başka bir şey daha yani söyle. Öbür türlü senin benim konuştuğumuz bu çok böyle tırnak içinde soyut kavramlarla inan bana ilgisi yok. Kardeşim o zaman kardeşim o ben zaman onu ilgilendiren bir tek bir şey var. Senin gıcık aldığın istikrar umurunda da değil. Dolar olmuş 250. O da umurunda değil. Yani ne biçim istikrarsa hal istikrar söylüyor. 250 olmuş dolar. Umurunda bile değil. İki aşkım. Yani ona göre Erdoğan onun aşkı. Ne yaparsan yap. Yani ne yapacaksın bilmiyorum ki. Ha şimdi değil mi bir önceki cümlen önemlidir. Yani muhalefet partileri kim olursa olsun ve muhalif güçler tırnak içinde kim olursa olsun topluma bu senin benim ister soyut ister ideolojik ister felsefi kavramları anlatıp ya kardeşim bak bu böyle değil de böyle deme becerisini gösterip ikna edip inandırmaktır.
Yok, ikisinde de yok. Açıkça söylüyorum. O zaman daha yani MHP'de ve CHP'de bir parti kuralım. Bak yani. MHP'de ve CHP'de ikisinde de bu söylediğimiz şekilde hareket yok. Bak çok aleni, çok açık bir şey söylüyorum. Çok erken vakitte, bak çok erken vakitte bir şey söylüyorum. O da şu. Benim yakın çevremde bulunan, ki hemen hemen neredeyse tamamı CHP'lidir, Kemalist'tir, sosyal demokrattır, soldur. Yahu neredeyse onda yedisi şunu söylüyor. HDP'ye oy vereceğim. Bak bunların hepsi yılların CHP'lisi. Yani şimdi HDP'den, bak, HDP'den milletvekili teklifimi aldım. Ne oldu anlamadım. Yok, yani durduk ama yerde. Olabilir. Şey yapabilirim. Yani ben bunu bak, takip edeceğim. Tamam. Bunu takip edeceğim. Bugün de not edeceğim. Bekliyorum. Bak şimdi düşünebiliyor musun? Bak düşünebiliyor musun? Bu muhalif unsurlar dediğin mesele, insanlar ne hale geldiler? Diyor ki hiç olmasa %10 barajını aşsın, o 83-85 milletvekiliyle gelirse belki bu şekliyle AKP'nin milletvekili sayısı düşer. Yine 276'nın bir altına belki getirilemez. Ama hiç olmasa güçlü halde tutulamaz. Peki bu 70-80 milletvekili alan bir HDP gidip de AKP ile koalisyon kurarsa ne olacaksa? Kurmayacağının garantisi yok ki. E tamam o zaman. Hayır, garantisi yok. Böyle yani, bir şeyin garantisi yok. O zaman niye o tarafta rahatlıyorlar ki? Bak o zaman senin söylediğin mesele var ya şimdi, doğru, ciddi, hassasiyetli, üzerinde durulması gereken mesele odur. CHP'nin ve MHP'nin aklını başına toplayarak bu işi, bu çok ciddi bir muhalif unsur olmak teklif ve geldi, halkın teklif. HDP'den teklif geldi. Kime yok daha gelmedi. Mesaj geldi, mesaj yok, geldi. Daha vermemişe de düşünüyorlarmış. Altan Tan mesaj attı. İşte bak ben dedim orada bir şey vardı. Düşünüyoruz. Evet. Altan Tan'a da bu benim mesajım. Evet, tamamdır. Geçen gün televizyonda diyordu ki bize ulusalcılar Kemalistlere oy vermez diye. Şimdi ben de ona söyledim ki bak. %10'da 10 kişiden 7 kişi diyorsun. 10 kişiden 7 kişi yani, değişir. Bu demektir ki bırak %10. %20'yi geçer. Bak. Kadıköy yakasında CHP'lilere söylüyorum, lütfen gelin anket yapın. Kadıköy yakasında bak ne duruma geldi ve ne duruma getirdiniz siz bu partiyi? Ne duruma getirdiniz? O Halk TV'deki tartışmalarınız, partinin kendi içindeki tartışması, Şişli Belediye Başkan meselesi, belediye başkanları meselesi, bak ne hale getirdiniz? Öbür taraftan MHP'nin üzerine ölü toprağı serpilmiş, atalet şey diye bir şey yok falan filan. Onun için daha çok erkenken ve biz bu televizyonun kitlesine sosyal demokrat, solcu, Atatürkçü kitle hemen hemen neredeyse tamamı. Çok güzel. İşte buradan ben sesleniyorum. Bu ekrandan sesleniyorum kardeşim. Üzerime düşen görev benim budur. Ben buradan uyarıyorum, sesleniyorum. Yaptınız, yaptınız. Yapamadınız. Net ifade. Seninki seslenme değil. Bir dakika dur. Rica edeceğim. Rica edeceğim. Buyur. Bunu yaptınız, yaptınız. Yapamadınız net. 330 artı 60 eşittir 390 milletvekiliyle AKP iktidardadır. Anayasa değiştirilecektir. Tayyip Bey'in istediği şey başkanlık sistemi, kafasındaki o sistem net biçimde kurulacak, kurgulanacak, hayata geçirilecektir. Ondan sonrası ne istiyorsanız olsun. Bu 330 artı 60 nereden çıktı? HDP'yi barajı geçemediği sürece biliyorsunuz bizim seçim sistemi nedeniyle o bölgedeki ve bölgedeki milletvekilleri o tarafa kayıyordu onun için. Şimdi daha da fazla yönlendirme yapıyorsun. Sistemi nedeniyle. Şimdi daha da fazla algı yaratıyorsun. E ne yapayım? Hey seçmenler diyorsun. Tamam şimdi kesin adaylık geldi, kesin. Tamam. Yani bir CHP'liler gidecek şeye verecek, HDP'ye verecek 10 kişiden 7'si. Bak eğer vermezseniz işte o oylar HDP'nin oyları işte 60 milletvekili demektir. Onlar da oraya gidecek. Çifte algı yaratıyorsun. Kırsınlar. Kesin garantiledin sen. Kesin. Ben de bunun tersini mi yapsam ya? Yani MHP bir şey yapsam niye da. Niye CHP ve MHP sana gelip demiyorlar ki ey Hüsnü Mahalli bak Hatay'da çok güçlüsün. Hatay'a sen girdiğinde silip süpüreceğiz biz orasını. Gel seni biz oradan milletvekili adayı gösteriyor. Bak çok ciddi bir şey ben söylüyorum ben. Ben gazeteciyim bana ne ya? Olabilir yok, kardeşim. Yok, aman aman. Zararı yok. Çok yok, konuşuyorsun yok, ya. Yok. Çok konuşuyorsun. Ya, nerede konuşuyorsun? Hiç olmasa sesini kesersin. Beni görüyor musun bir yerde? Şu programın dışında bir yerde görüyor musun beni? Görmez olur muyum ya? Nerede? Söyle bakayım. Ayşe Nur'un programında devamlı o kadar başka ne var? Devamlı Halk TV. Söyle bakayım. Şöyle ana akım medyada görüyor musun beni? Halk TV muhalif unsur olmaktan çıkmış. Ekran çalkalanıyor. Sen her gün oradasın. Tamam da buyurun. Başka. Ana akım medya önemli. Ana akım medya önemli. Sen her tarafta Kanal 7'de bile var. Yok Kanal 7'de yokum daha ama bundan sonra olacağım. Yok ülke miydi yoksa? Ülkede. Tabii ülkede. Tamam. Pardon. Ana mesele gidip TRT'ye transfer oluyorsun. Umuyorum. Bak daha ne? Umuyorum. Teklifi bekliyorum. Bari gidelim. Yapacağım tabii. TRT bak düşüyor. TRT adı üstünde Türkiye'de. Benim
Benim misyonum nedir? Ama adı değişiyor biliyorsun Türkiye'nin. Benim misyonum nedir? Bulunduğum ekranlarda konuşmaktır kardeşim. Ben kendi düşüncelerimi anlatmak, doğruyu, olabilecek olanı aktarmaktır. Benim bilgi birikimim, strateji alanında yetiştirilmiş bir akademisyen olarak benim görevim kardeşim söylemektir. Bugüne kadar söylediklerimde eğer hilaf-ı hakikat olmuşsa, söylediklerimin bir tanesi bile çıkmamışsa eyvallah, bütün sözlerimi yutarım ama ben şimdiden söylüyorum. Meseleyi şimdiden anlatıyorum. Ya CHP ile MHP harekete geçecek kardeşim, harekete geçecek, olması gerektiği gibi muhalefet partisi olacak, demokrasinin unsurları yerli yerine oturtulacak. Nasıl yaparlar, stratejik işbirliklerimi yaparlar, partilerle yapar, nasıl ederler bilemem. Ama Kemal Bey'in sağcı sevdası bitmediği sürece de bu iş çok zordur. Bu iş çok zordur. Darıltmaya devam ettiği sürece, dışlamaya devam ettiği sürece, solu, sosyal demokratı, ulusalcı diye insanları itibarsız kıldıkları sürece de bu iş olamaz. Bu iş olmaz, bu iş böyle bir iş olmaz. O zaman gelip bakacaklar. Kendileri muhalefet, demokrasinin ana unsuru muhalefet partileridir. Muhalif unsurlardır. Daha seçime şu kadar ay varken kalkıp herkese ışığı gösterecek. O zaman herkes gönüllü olarak da koşacak kardeşim bu işin arkasından. O zaman o sandıklar boş kalmayacak. Bak kamuoyu araştırmaları ne diyor? Kararsızların %28'e yükseldiğini söylüyor. Bu %28 kime gidecek? HDP'ye mi? Onu bilmem. Bak onu bilmem. Nereye gidecek olur bilmem. Olur mu canım? Sen iyi bir gözlemcisin. Onu bilmem. Nasıl bilmezsin? Ama bir bölümünün HDP'ye gideceği yani kesin. Yani son kongrede CHP'ye heyecanla gidip orada nutuklar çektiğini çektim. Ben hatırlıyorum. Evet çektim. Bak daha o zaman ne dedim ben? Bak, tamam daha, işte. Hatırlatalım onu işte. Tabii bak hep söylüyorum. Daha ne dedim canlı yayın ikinci gün? Daha o zaman uyardım. Dedim ki bakın bu iş başka bir eksene kaymış gitmiş durumda. Türkiye gerçeği şudur. %65 sağ, %35 o da toplamı %35. Sola meyilim bizim seçmenimizin. Bakın dedim CHP'nin yapması gereken, doğru atması gereken adım stratejik ortaklık değil ama HDP ile stratejik işbirliğidir. Senin söylediğin o meselenin... Peki HDP'yi nereye koyuyorsun? Sağda mı solda mı? HDP'yi sola koyuyorum. HDP'yi sola koyuyorum. Evet. CHP oturur konuşur. Bak anlatır. Bunun içi hiç kuşkusuz ki HDP'nin içinde Kürt milliyetçileri var. Hiç kuşkusuz ki ayrılıkçılar var. Ben bütün bunların hepsinin farkında olan bir insanım. Ben sonuçta siyaset bilimciyim kardeşim. Oturup partilerin analizini yapıp yazan, bırak onda bu konu, bizim derslerimiz var ya siyasi partiler, siyasal yaşam üzerine, oralardan analizlerini yapan, ben görmüyor muyum neyin ne olduğunu, ben gerçeğin ne olduğunu görmüyor muyum, ben hepsini görüyorum ama bir de ülkemin geleceğine dönük olarak da kaygılarım var, buranın ben vatandaşıyım ve ya ben burada ölme kararındayım. O zaman benim işim, görevim kardeşim gördüğümü anlatmaktır. Bence biraz erken bu yorumlar için. İşte ben de erken yapıyorum bu yorumu ama dikkat yani edin. Mutlaka CHP'de, MHP'de, diğer partilerin tümü de, İşçi Partisi de, bilmem ne partisi de, hepsi için söylüyorum. Bir takım hazırlıklar vardır ya yani daha erken görelim çünkü. Ama. Erken daha yani AKP şimdiden. AKP ne kadar erken başladı? Abi AKP iktidar çünkü. Ama ne kadar erken başladı? Tamam da iktidar yani iktidar olmanın avantajını kullanıyor. Yani çünkü Sayın Başbakan her gün bir yerde konuşuyor. Tabii ki erken başlayacak yani o zaman diyeceğim ki Sayın Başbakan'a git konuşma. Konuşacak yani Başbakan. Sayın Cumhurbaşkanı her gün bir yerde konuşuyor. Adama diyeceğiz ki sen de konuşma. Tamam bakanlar işte. Çünkü hükümet. Ama şimdi hükümet Tayyip Bey'e karşı mücadele verecek. MHP'nin sesi soluğu çıkıyor mu ya? Belki çıkar yakında. Hayır lütfen bana söyler misin? Kardeşim Ergenekon rezilliği oldu sesi soluğu çıkmadı. Balyoz rezilliği oldu sesi soluğu çıkmadı. O rezil askeri davalar, fuhuş bilmem o da TV'de. Ya birisinde olmadı. Sen bırak onu o mahkemelerde bir tane milletvekili olmadı be birader ya. Bir tane milletvekilini ben görmedim o mahkemelerde. Ya siz neredesiniz peki ya? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Abdullah niye bana bakıyorsun ben MHP'li miyim? Bana ne bakıyorsun? İşte MHP'den Hatay milletvekili teklifi bekliyorsun onun için söylüyorum. Yok olursam bağımsız olurum. Söylemenin ana sebebi. Yok yani olursam bağımsız olurum. Onu söyleyeyim yani. Tamam senin için giderim Hatay vatandaşı olurum sana sırf oy vermek. Şimdi evet, buraya girdik. Başkanlık evet yani. Meselesini ki hayır girmek zorundayız doğru bir iş yaptın. Çok doğru bir iş yaptın. Girmek zorundayız tabii ki. Şimdi başkanlık meselesi bu. İyi güzel. Ondan sonra şimdi gelelim en son şu yasayla ilgili meseleye. Şimdi ne olacak? Bütün özgürlüklerin hepsi kısıtlanıyor. Ya konuşma özgürlüğün ortadan yani düşünme, düşündüğünü ifade etme, bırak onu inancını bile ifade etme özgürlüğün tehlike altına giriyor. Her ne kadar İçişleri Bakanı ne derse desin, öyle olmayacak desin, böyle olmayacak desin, ne derse desin, çıkarılacak olan polis yasasıyla
yani nasıl peki bu demokrasi kurulacak? Benim bütün derdim ölmeden önce şu demokrasinin kurulduğunu görmek kardeşim. Ama göremeden öleceğim artık, onu anladım. Ağzından yer alsın ya. Hayır, onu anladım gerçekten. Ya daha anladım çünkü abi. Bu kadar demokrasi fazla bile sana. Çünkü deminden beri konuşuyorsun. Daha öyle bir demokrasi gelecek ki göreceğiz seni. Bunların %1'ini, 1000'de 1'ini hiçbir şekilde konuşmayacaksın. Yani ölmeden bilmem ne görüyor, hiçbir şey veremeyeceksin. Peki ne olacak? Ne olacak, böyle gideceksin. Yani başka bir ülke varsa kaçıp gideceksin. Peki o zaman sen ya da burada oturacaksın. Peki o zaman bir tek şey görmek istiyorum. Lütfen şu Arap kebabı yapar mısın? Bir çoğunlukla onu yiyeyim. Ha bak, magazin konuş o zaman. Tamam. Peki şöyle yapalım. Bak bugünkü programı ben kapatacaktım ama vazgeçtim. Sen kapat. Senden şöyle bir rica edeyim. Seyircilere Arap kebabı nasıl yapılır onun tarifini ya diyecekler misin? Ki bu kadar gayri ciddi bir programda hayatımızda görmedim. Yok çok ciddi. Arada bir olması... takılmalara hoşlarına gidiyor olabilir onu, ama yok görmek. Arap kebabıdır. Yok Arap ne yapayım saçıdır. Yani? Yok Arap sabunudur. Yok bilmem neyle gidiyorsun. Deminden beri o kadar ciddi şeyler konuşuyorsun. Ne CHP'ye talimat ya. Veriyorsun. MHP'ye talimat veriyorsun. Vereceğim tabii ya. Ona talimat veriyorsun. Arzum isteğim var bu ülkeyle. Tamam da yani olgu oluştur. Algı oluşturmaya çalışıyorsun. O zaman programı hizmet ettiğini ben anlamadım. O zaman müsaade et, kapatayım programı. Efendim hizmet ettiğim yer bu kameraya bu mı? Kameraya. İbo'ya. Bu kadar fırçadan sonra. Tabii. Sen bence dön oraya kapat. İbo çekmez seni, kesin çekmez. İbo'ya kapat. Karartma yapar kesin. Bak dinle beni. Güzel çocuk o, güzel. Ya insan. Dinle beni, oraya kapat. Tamam, güzel insan. Efendim nereye hizmet ediyorum meselesini söyleyeyim. Venezuela istihbaratına hizmet ediyorum. Sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi önümüzdeki bu süreç, seçim süreci çok ciddi biçimde tartışmalara sahne olacak, çok anlaşılabilir çünkü seçim sürecindeyiz. İşte bu tartışmalar içerisinde muhalefet partilerinin biz ortaya çıkışını, icraatını, attığı adımları görmeliyiz ki gönüllü olarak o icraatları dile getirelim. Hatta benim başka bir düşüncem var. İşte burada bir ekran var. Hüsnü Mahalli de burada, ben de buradayım. AKP için de söyleyeceğim geçerlidir. Bu siyasi parti temsilcileri gelsin bizim programımızda konuk olsunlar ve biz burada onlara sorularımızı soralım. Onları biz burada dinleyelim ve sizi de buluşturalım. Ya çok klasik bir şey ya. Hayır, bu program olur ya. Ne yapalım yani? Yani bunları yapalım, gelsin konuşsunlar. Öbürleri yapıyor. Yapacağız. Zaten. Olsun. Biz farklı sorular soracağız nasılsa. Herhalde onlar gibi yapmayacağız, müsaade et. Farklı dedin ne nedir? Çanak sorusu sorarız. En çok magazinimsi bir şey. Olabilir canım, onlara yemek kardeş. Tarifi sorarız. Kameramanlara takılıyorsun başkanım. Hoşça kalınız. Hoşça kalınız. Üstü mahalleyi başka türlü susturamayacağım. Hoşça kalınız efendim, haftaya buluşalım.